Merhaba, ben Belgin Ertan. 2015 yılında Hong Kong'da başlayan, daha sonra da 2018 yılında Dubai'de devam eden bir yurt dışı kariyer hayatım var. Ve bu konuda da bayağı soru alıyorum. Nasıl yaptın, ilk yurt dışına nasıl çıktın, deneyimlerin neler, ne gibi zorluklarla karşılaştın? Ben bugün size naçizane kısa bir sürede kendi yaşadığım deneyimlerden bahsedip, özellikle kendimce yine dikkat edilmesi gereken konuların üzerinde durmak istiyorum. Şimdi gitmeden önce tabii ki yapılacak bazı şeyler var. Gitmeden önce gittikten sonra da üzerinde duracağımız konular var. Öncelikle gitmeden önce neler yapmamız gerekiyor? İsterseniz onlara bir bakalım. Bence bu aşamada en önemli şey bir amaç. Yani neden böyle bir yolculuğa çıkmak istiyorum? Kendi ülkemde bu deneyimi yaşama şansım olabilir mi? Ya da ne gibi zorluklar beni bekliyor? Bunların üzerinde kişisel olarak çalışmak üzere hazır mıyım? Bütün bu soruları üzerinde hani amaçla birlikte çalışmak ve düşünmek çok önemli. Hatta bu aşamada eğer ailemizle gitmeyi düşünüyorsak da ailemizle bu görüşmelerin düşüncelerin içine katıp onların da fikirlerini almamız kritik diye düşünüyorum. Onun dışında diğer bir sonraki aşamada hangi kanalla bunu yapmak istiyorum? Buna yönelik de hazırlığımı yapmam lazım. Şimdi ben genel olarak tabii ki farklı yolları olabilir ama genel olarak 3 tane ana kanal görüyorum yurt dışına çıkış için. Bunların ilki özellikle unique skills dediğimiz bize has olan ve genelde toplumda özellikle gitmek istediğimiz ülkenin çalışan profilinde daha az sıklıkla rastlanan bazı özelliklerimiz varsa bu mutlaka bizi birçok insanın önüne getirecek. Bu özelliğimiz var mı? Bunu yani neden beni tercih etsinler? Bunu nasıl başka insanlara tanıtabilirim ve gösterebilirim? Özellikle bunun üzerinde düşünmek ve çalışmak ve bir an önce de işte LinkedIn olsun, başka sosyal kanallar olsun. Buradan ilgili kişilere ulaşarak bu özelliklerimizin bizde olduğunu göstermemiz lazım. Özellikle yetenek savaşlarının bu kadar dünyada devam ettiği bir dönemde böyle özel bir hakikaten yeteneğimiz varsa bunun üzerinde çalışıp gerçekten bunu bir artı şekilde dönüştürebiliriz. Diğer bir kanal diyeyim ve genelde de çokça gördüğümüz bir kanal mevcut şirketimizin iş bağlantıları. Özellikle yurt dışında, yurt dışı uluslararası şirketlerde daha fazla gördüğümüz bir fırsat bu. Ya da mesela çok büyük yerel bir şirketin yurt dışı bağlantıları olabiliyor. Burada da özellikle şirketin hangi departmanı, hangi kanalı, hangi fonksiyonu buna daha fazla açık, yurt dışına daha fazla insan gönderiyor. Onları belirleyip eğer bunlar bizim kendi şahsi yeteneklerimizle, kişisel özelliklerimizle uyumluysa, orada başarılı olacağımıza inanıyorsak o kanala doğru yol almak ve orada başarılı olup oradan yurt dışına çıkmak da hakikaten gayet uygun bir alan olabilir. Ben kendim şahsen yani şirketim üzerinden gittim ve bunun aslında çalışan açısından daha kolay bir seçim olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü mevcut şirketinizde belli bir krediniz var. Genelde de zaten başarılı olan insanları yurt dışına alıp böyle bir fırsat yaşatılıyor. Dolayısıyla siz gittiğiniz zaman da 1-0 önde başlıyorsunuz. Çünkü gittiğiniz yerin kültürünü biliyorsunuz. İşte genelde beklentiler hakkında bir fikriniz var. Belki pozisyonunuz yeni ama şirketle ilgili genel bir fikriniz olduğunda bu sizin hayatınızı daha kolaylaştıran bir faktör olabilir. Tabii ki zorlukları var. Yine orada da kendinizi tanıtmanız gerekecek. İnsanların sizi kabulü gerekecek. Yani neden belgini almışlar, Hong Kong'a getirmişler soruları olabilir. Yani insanların aklında. Bunları bir şekilde üzerine çalışmamız gerekebilir. Fakat genel olarak bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Diğer bir kanal yine çokça gördüğümüz lisans olsun, yüksek lisans ya da işte yurt dışı dil eğitimine gidip orada yurt dışı kariyerine devam eden de birçok tanıdığım kişi var. Bu zaman daha kolay bir opsiyon oluyor. Bazen daha zorlu oluyor. Çünkü bu tip eğitim kanalıyla giden bir sürü insan var dünyada bu şekilde dolaşımda olan. Size onlardan ayıran özelliğin ne olduğunu iyi tespit etmeniz ve hatta eğitiminiz devam ederken de birçok kişiye ulaşmanız, doğru insanlara, şirketlerdeki kişilere ulaşmanız, mümkünse staj fırsatları yaratmanız hakikaten sizi mutlaka birçok insanın önüne alacak, 1-0 öne geçirecek. Ben bütün bu opsiyonlarda performansı temel kriter olarak görüyorum. Gerçekten neyi ortaya koyduğumuz, bizden bekleneni iyi anlamamız ve iyi bir performans çıkartmamız önemli. Bu tabii hem yani hem kişisel başarımız hem kariyerimiz açısından önemli. Ama onun yanı sıra da Türk olarak da bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'yi temsil ediyoruz, Türk insanını temsil ediyoruz. Benim mesela kendim komik olduğunu düşündüğüm bir tecrübe. İlk Hong Kong'a gittiğim zaman
Birçok insanın, çok Hong Konglu çalışan vardı, Çinli çalışanlar vardı ve dünyanın her tarafından insanlar vardı. Birçok insan için hayatlarında çalıştıkları ilk Türk kişiydim. Doğal olarak da hani benim kurduğum bağlantılar, işte arkadaşlıklar olsun, gösterdiğim performans, bütün Türkleri öyle bir değerlendirmek gibi bir durumları vardı. O yüzden bizim sorumluluğumuz çok önemli ve hakikaten de toplumumuzu, kendi ülkemizi temsil ediyoruz. Ve son olarak da bazı noktalara değinmek istiyorum. Aklımızda bulundurmamız gereken önemli konular bence. Ve bizi rahatlatacak, yani bu süreçte rahatlatacak şeyler. Öncelikli olarak cesaret. Çok önemli. Çünkü bu çok bilinmeyen bir denklem. Yani içinde bir sürü soru işaretinin olduğu. İlk başta bazı şeyler çok zorlayabilir. Gittiğiniz kültürde sizin hoşunuza gitmeyen, sizi rahatsız eden şeyler olabilir. İşte evinizde bir şey bozulacak, bunu nereden tamir ettireceğim bilmeyeceksiniz. Market nerede, kuaför nerede, çocuklarım hangi okula gidecek, nerede ev tutsam, hangi mahalle iyidir? Bir sürü sorular var. Bazı şeyler ilk başta sıkıntılı gidebilir. Bu doğaldır. Bunu böyle kabul etmemiz lazım. Ve kendinize de bir süre vermeniz lazım. İşte 6 ay olabilir, 1 yıl olabilir ama bunu verin. Yoksa hakikaten kendimize zalimlik yapmış oluyoruz ve süreç çok hakikaten zorlu bir sürece dönüşüyor. Diğer bizi rahatlatacak bir faktör gerçekten pozitif bakış açısına sahip olmamız. Hepimiz bu macerayı, şunu aklımıza tutalım, yani bu macerayı ben isteyerek çıktım. Yaşayacağım iyi ya da kötü şeyler olabilir. Bunların hepsi bana bir şey öğretecek, beni daha güçlü hale getirecek. Yeni bir kültür öğreniyorum, yeni bir iş öğreniyorum, başka bir ülkedeyim. Bunları hep aklımıza tutmamız lazım. Özellikle görüyorum mesela ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla yola çıkan kişilerde mesela eğer ailesiyle başka bu, ilk başta bu iletişim kurulmadıysa, zorluklar hakkında daha net bir şekilde konuşulmadıysa kimi zaman daha zorlu şeyler yaşanabiliyor. O yüzden özellikle tavsiyem mutlaka ailenizi de içine alın kararları verirken ve bazı zorlukları konuşup birlikte antat kalırken. Son olarak da network yapmak, çokça soru sormak, hiç sormaktan çekinmemek, alabildiğini öğrenmek, hem işiyle ilgili öğrenmek, hem o kültürle ilgili öğrenmek, o ülkenin çevresindeki diğer ülkelere gitmek, mümkün olduğu kadar bütçemiz el verdiğince gezmek, yer görmek. Yani bu bizim için sadece kuru kuru bir kariyer fırsatından öte bizi bütünsel olarak geliştiren bir fırsat olursa, bir deneyim olursa hakikaten çok daha kazanımlı olur. Hepinize başarılar diliyorum ve kolaylıklar diliyorum.